Geçtiğimiz sene imkansızın peşinden giderek 30 günde 30 metre derine dalmıştım. Ve söz verdiğim gibi bugün kaşa 40 metreye dalmaya gidiyorum. Antalya'dan yola çıktım ve bu muazzam yere geldim. Fakat zaman kaybetmeden 40 metreye dalmak için özel eğitim alacağım dalış okuluna yerleşecektim. Hocam merhabalar. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk, nasılsınız? Abi, İyiyim hocam. Beni şöyle sarılalım. Vay be. Hoş geldin abi. Merhaba, ben Bora Ordu. Profesyonel serbest dalış eğitmeniyim. Kaş'ta Blue Door Freediving'in sahibiyim. Aynı zamanda eğitmeniyim. Ozan Kuşçu'yu burada ağırlayacağız. V1 ve V2 eğitimini, bütün teorini ona öğreteceğiz. Güvenli bir şekilde 40 metreye dalabilmesini sağlayacağız. Yer çok güzel hocam. Hatta şu Begonville mi diyoruz bunlara? Evet, Begonville ağacı. Hocam harika. Nasıl, rahat gelebildin mi? Rahat. Çantan alayım mı? Yok hocam, çok teşekkür tamam, ederim. Tamam, gel abi içeri. Geç. Ceku ile tanış. Ceku merhaba. Çok insancıldır, hiçbir şey yapmaz abi. Tamamdır. 40 metreye dalabileceğiz mi hocam? Yani elimizden geleni yapacağız Ozan. Bütün eğitimi alacaksın. Ben yapabileceğini düşünüyorum abi. Çünkü zaten sportif bir adamsın. Bu eğitim çok güçlü bir eğitim. Sorumluluk sözleşmeleri, tıbbi anket ve eğitimimiz burada olacak. Kalacağın yer burası. Burası şu an bana ait. Aynen abi. Bütün okulu sana ayırdım. Aynen abi. Teşekkür ederim. Her şey hazır. Abi sen gir lütfen, yerleş. Ben tamamdır. Seni dışarıda bekliyorum. Görüşürüz. Ne zaman hazır olursan gel abi. Tamamdır. İnanılmaz güzel bir yer. Hani şöyle bakıldığında burada bir mutfağımız var. Merdiven yukarıya çıkıyor. Ev vilo. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Kalacağım odayı gezip yerleştikten sonra eğitime başlamak için dışarı çıkıyorum. Evet hocam, dinlendim. Nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. İyi, güzel. Süper. Eğitime falan başlamadan önce bir sağlık ve tıbbi sorumluluk formları var. Onları bir dolduralım. Yani ben burada bütün sorumluluğu aslında üzerime alıyorum 40 metrede, değil mi? Tabii abi, çünkü çok ciddi bir eğitim ve çok ciddi bir metre doldurman gerekiyor kardeşim. Tamamdır hocam. Hocam buyurun, artık tüm sorumluluk bana ait. Şimdi dalmaya gidebiliriz. Olmuyor mu şimdi ben? Dalmayalım mı? Abi yani gidersek de pek bir şey elde edemeyiz. Arkadaşlar 40 metre çok derin bir metre ve vücut fonksiyonlarımızın çok değiştiği bir metre. Bu çok zor bir dalış. Bunu Ozan'a öğretebilmemiz ve Ozan'ın sağlığını koruyabilmemiz için tüm detayları çok dikkatli yapmamız lazım. Ozan'ın da bu metreye alışması gerekiyor. Ve bunun için de Ozan'ın V1 ve V2 eğitimlerine hız kesmeden başlıyoruz. Dünyanın en derin dalan kişisi şu anda Alexey Molchanov, 136 metre ile dünya rekoru onda. Daha önce bilmediğim bilgileri öğrenmeye başlamıştım. Atmosfer basıncı bir kademe artıyor. Serbest alış nefes tutularak yapılan bir spor. Nefes tuttuğumuz takdirde de vücudumuzdaki tüm gazların değişim söz konusu ve atmosfer basıncı da değişiyor. Bu değişimleri doğru yönetemezsek serbest alış tehlikeli bir hal alabilir. 40 metrede senin vücuduna atmosfer basıncı yapan baskı 5 atmosfer basıncına çıkacak dostum. Ona göre de vücudundaki tüm hava hacimleri değişecek. Ve sen bu hava hacimlerini değişen atmosfer basıncına göre eşitlemek zorundasın. Çünkü eşitlemeden gidemezsin. Bora Hoca'nın sürekli üzerinde durduğu derinleştikçe artan basıncı gelin size şu şekilde göstereyim. Bir poşetin içine hava ile doldurursak derine daldıkça basınçtan dolayı küçüldüğünü görürüz. Ciğerlerimizi de poşete benzetebiliriz. Ve ciğerlerimiz küçüldükçe eşitleme yapmamız zorlaşır. Kimi zaman da doğru yapılmazsa ölümle bile sonuçlanabilir. Eşitlemeyi doğru yapabilmek için birkaç yöntem var. Onları da özel materyaller ile öğreneceğim. Bir de sen dönersen... Sanırım bu biraz zor olacak. Aa, yapıyor. Evet ha. Bravo. Bora hocam bir diğer eşitleme tekniğime bakmıştı. Burada diyaframı kullanıyorsun. Bu şekilde değil abi, evet. Bu diyafram ve bu valsalva, vokal kıvrımına çık ve bir diyaframınla bütün havayı kulaklarına göndermeye çalışıyorsun. Bu riskli bir hareket. Özellikle derinde kullanılamaz abi. Evet. Bara travma geçirebilirsin, ciğer bara travması. Hatta kulak bara travması da geçirebilirsin. Çünkü küçülen bir basınca çok kuvvetli hava yollamaya çalışıyorsun. Bara travma nedir hocam peki? Yaralanmalar. Basınçtan dolayı hava boşluklarındaki yaralanmalar, kanamalar, kulak zarı delikleri. Burada yapman gereken başka bir teknik var. Serbest alışta iki önemli tehlike vardır. Bunlardan birisi blackout'tur, birisi de kulak zarı delinmesidir. Çok sık karşılaşılabilecek durumlar. Peki ya blackout nedir? Vücudumuzdaki oksijen yetersizliğinden beyin bir anda kendini kapatıyor. Bir türlü güvenlik mekanizmasıdır. Bizim bu dalacağımız derinlikte de bunlarla karşılaşabiliriz galiba. Abi kesinlikle, bu 40 metre zaten hobi amaçlı dalışların son noktası yani. İlk gün eğitim akşama kadar sürdü ve bu beni çok acıktırmıştı. Ha,
Hemen karnımı doyurup dinlenmek istiyorum. Çünkü yarın büyük gün. Umarım sakatlanmadan bu çılgınlığı da atlatacağız arkadaşlar. Ama önce yemeğimizi yiyelim. Zaten yemek yapmayı beceremem. Ve yatmadan önce öğrendiğim eşitleme tekniğini çalıştım. Eğer bunu derine inerken eşitleyemezsem her şey çok kötü olacak. O yüzden çok iyi çalışmam gerekiyor. Şimdi bugün deniz günü ve denize gidiyoruz. Ozan'ın tekniğini ben de merak ediyorum. Nerede ne yapıyor? Şimdi bugün onları görme zamanı. Evet abi, burası komple bizim malzeme dolabımız. Buradan sana olacak güzel bir elbise seçeceğiz. Ve bunlar serbest alış elbiseleri. Çok yumuşak kumaştan üretilen ve diyaframını sıkmayan elbiseler. Artık başlıyor ilk gün ve ilk dalışa gitmeden önce son rütuşları yapıyoruz. Burada paletlerimiz var Ozan. Sana uygun güzel bir karbon palet beğeneceğiz. Ha, karbonla dalacağım evet, hocam. Aynen tamam. Karbonla, çünkü 40 metre ciddi bir metre. Abi yani oraya giderken malzeme kalitesinden de faydalanmamız lazım. Ozan, bugün dalacağımız hattın ipi bu abi. Bu 70 metre. Umarım 70'i de kullanırsın bir gün abi. Umarım hocam. 70 metreyi bilmem ama hazırlanırken hala 40 metre bana imkansız geliyordu. Aynen, çünkü diyaframına baskı olmasın abi. Suyu açabilirsin. Çok da şimdi şey yapma. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada ihtiyacımız olan tüm ekipmanlar var. Birazdan motor atlayıp artık gideceğiz. Bugün ilk dalış günü ve Bora hocama tüm gücümü göstermeliydim. Suya girdikten sonra evimde gibi hissettim. Ortamın da güvenliği içimi bir hayli rahatlatmıştı. Tek yapmam gereken iyi nefesler alıp derine dalmaktı. İpimizi 10 metreye kadar uzattık. Nefeslenmeye çekilmiştim. Evet, Ozan'la dün teorik derste yaptığımız tüm eğitimleri bugün pratiğe dökmeye çalışıyoruz. İlk dalışımda gördüğünüz gibi kafam hep aşağıda ve bu kulağımı eşitlerken bana zorluk çıkartır. Bora Hoca yanıma gelerek beni uyarıyor, düzeltiyorum ve yukarı çıkıyorum. İkinci dalışımda öğrendiklerime tamamen dikkat ediyorum. Şu an aşağısı 10 metre hocam. 12. Şimdi hattımızı 20'ye aşacağız ve basınçla tanıştıracağız seni. 20 metrede 3 ATM basınç olacaktı ve bu beni korkutuyordu. Bakalım Ozan'ın akciğerleri ve diğer hava kanalları bu basınca nasıl tepki verecek? Güvenliğim için lanyardı taktık ve ilk dalışı düzgün bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Daha önce de 30 metreye daldığım için suyun altında gayet rahattım. Suyun altındaki bip sesleri derinlik ölçen saatten geliyor. 20 metre bitmişti. Bravo, bravo abi, bravo, bravo. Çok iyisin. Vallahi çok iyisin. Bravo. Çok çok güzeldi. Tebrik ederim abi. Çok rahatsın. Her şeye hakimsin. Hocam bu iş bize 40 metre şu an var ya, kafada geldi ama ciğerim diyor ki. Çok rahat olduğumu gören Bora Hoca hattı 40 metreye açıyor. Aşağısı saatte görüldüğü gibi 40 metre. Derin bir nefes alıp işte gidiyorum. Daha önce 30 metreye dalmıştım. 10 metre ne olabilirdi ki? Kısa zamanda öğrendiklerimle gidebileceğimi düşündüm ve 20 metreyi çoktan geçmiştim. Fakat 30 metreden sonra işler çok değişiyordu. Basınç inanılmaz fazlaydı. Ciğerlerim sıkışınca direkt yukarı çıkmak istedim. Günlük dalış bitmişti. Ozan'la birçok dalış yaptık. Kendisi zaten farklı sporlarla da ilgilendiği için güçlü bir bedene sahip. Güçlü de bir tekniği var. Gayet tatmin edici metrelere daldı. Fakat düzeltmemiz gereken bazı noktalar var. Ve bunları düzeltemezse 40 metreye dalması çok tehlikeli ve mümkün de olmayabilir. Şu açıklık bile yeter abi. Dalıştan sonra çektiğimiz videolara bakarak hatalarımızı konuştuk. Evet abi.
Hep dalış 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 unuttuğumuz bir şey vardı. Ben kaçta dalıyordum ve burası inanılmaz güzeldi. Dalışımızı yaptık fakat fazla stresli olduğum için bugün her şeyi bir kenara bırakacağım ve Kaş'ı gezeceğim. Yani o kadar Antalya'dan Kaş'a geldik. Baksana şuna ya. Hani şurası mükemmel bir yer abi. İlk durağım Kaş'ta bulunan antik tiyatroya gitmekti. Burası bayağı güzelmiş. Yukarı çıkalım. Hemen ardından merkezde bulunan bu küçük koyu gezdim. Ve seyir terasına geldiğimde Kaş yukarıdan inanılmaz güzel gözüküyordu. Bugün açma germe yaparak kaslarımızı dalış öncesi esnetecektik. Sinüslerini açman lazım. Bunları her sabah yapman lazım. Sağ burundan 4 saniye nefes alıyoruz bu şekilde kapatıp. Bunu yaparken lütfen omuzlarını gevşet. Rahatla, omuzlarını rahat bırak lütfen. Bazen kaçtı yani, hocam. Dostum çok normal çünkü çok yapmadın. 40 metre dalış öncesi simülasyon yaparak hazırlıklara başladık. Sonra 25'te bir alarm daha çalacak, serbest düşüşe başlayacaksın. Sonra hızlı hızlı çıkmaya başlayacaksın. Ben sana zamanları buradan söyleyeceğim. Yaptın, çektin, hatta dön. Güçlü, güçlü, güçlü. İkinci alarm çaldı. Kapan abi, dizleri kır. Kır dizlerini. Kır, 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 kır. Hiç palet vurmuyorsun artık. Üçüncü alarm çaldı. 35. Omuzlar dönsün. Güçlü palet vuruyorsun. Ayaklar gaza basar gibi. Evet abi, gidiyorsun. İyi. Git, geldin, durdun artık, geldin, çıktın, toparla. Ayam okey, daldık mı hocam? Abi 1.12, yani şu anda sen 60'ı geçtin. Wave2'nin teorik eğitimini Ozan'a verdik. Derin dalış için yapılması gereken tüm teknikler ve becerileri anlattık ona. Şu anda her şey hazır, gölge dalışlarımızı yaptık. Yarın derin dalış ilk günümüz. Umarım her şey bizim için olumlu geçer. Öğrendiğim her şeyi uygulama zamanı gelmişti. Dalış saatimiz bizim kaç metreye daldığımızı gösterecek saat hocam bu. Bunu bence ensene koy abi. Çünkü sesleri daha iyi duyarsın, uyarıları daha iyi duyarsın abi. Seslere ve uyarılara göre birazdan palet vuruşlarımı ayarlayacaktım. İlk dalışımda 10 metrede taktığımız ağırlıkların fazla geldiğini gördüm. Ve hemen birkaç kilo çıkardık. Eksi 10 metrede askıda kalmam gerekiyordu. Abi ötürsün. Gayet güzel. Başlangıçlıklarımızı keşfettik, bulduk. Dalış planımıza uyarak 20 metreye dalıp vücudumu hazırlamıştım. Bravo. Sonra 30'a daldım. Dinlendim ve tekrar daldım. Her şey güzeldi. Süpersin abi. Ya olabileceğinin en iyisiydi yani. Harika dalış. Tebrik ederim seni. Hadi gelin videoyu hızlandırmadan 30 metreye nasıl dalınır görelim. Her şeyi planladığımız gibi bir dalış olmuştu. Bravo! Nasıldı abi? Hocam ilk defa bu kadar rahat daldım. Gerçekten süper. Çok güldüm. Ve ben sana bir şey diyeyim mi? Bu daha derin bir dalış. Yani ben sana net olarak söyleyeyim. Bugün 2 metre daha fazlayız. Dikkat et, saati düşürme. Evet. Bak abi sen bak, sen söyle. Sen söyle abi. Şöyle 31.8. Dedim abi sana 2 metre daha fazlayız işte. Geçen seneki rekorumu bu dalışımda kırmıştım. Kaldı kaç metremiz hocam? 8 metre sonra 40 metredeyiz. Tabii ki basınç farkı değişiyor. Artık 30 metreye geçti Ozan. Ve bu basınç farkının değişiminden dolayı Ozan'ın vücudunda çok büyük bir baskı oluşuyor. Ozan uzun süredir bu metrelere dalmadığı için vücudu buna hazır değil. Bunu en iyi şekilde ve Ozan'ı sakatlamadan Ozan'a öğretmeye ve hissettirmeye çalışıyorum. Gayet de başarılı gidiyor. Ben olumlu görüyorum. Umarım yarın her şey yolunda gider.
Bak şimdi. Dur, hayır. Hayır, 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 hayır. Sakin ol kanka, bir et parçası ya. Bekle. Hayır, bekle, dur. Uy, kanka. Nedir bu ya? Güzel değil. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sadece daha derine gitmek istiyorsun. Sadece o vücudunu dinlemek istiyorsun. Başka hiçbir şeyini dinlemek istemiyorsun. Çünkü o vücudundaki ufak kası, ufak kan akışını bile hissediyorsun. Kontrol etmeye çalışıyorsun tüm duygularını. İnanılmaz bir his, muazzam bir his. 32 metreye daldım bugün. Yaklaşık 8 metre kaldı. Şimdi bir açma germe yapıp yarına hazırlayacağız vücudumuzu. Metre için gerçekten çok çalışıyorum. Bunu yapacağımdan eminim ama o 30 bandını aşmam gerekiyor. O bir eşik. Okulda yine tüm hazırlıklarımızı yapıp dalacağımız hattı hızlıca açtık. İyi bir dinlenişin ardından performans dalışımı gerçekleştirecektim. Nefesimi tuttum ve daldım. Kendime güvenim tamdı. Ve tüm öğrendiklerimi düşünüyordum. Basıştan korkmuyordum. Metrede serbest düşüşe başladım. Fakat ciğerim bir anda sıkıştı. Kalbim duracak gibi oldu. Panikledim, korktum, geri döndüm. Tek isteğim yukarı çıkıp nefes almaktı. İpten deli gibi kendimi çekip çıkmak istiyordum. Boru Hoca ayaklarını kullan diye uyardı. Ama ben yine bildiğimi yaptım. Çok paniklemiştim ve kendimi kontrol edemiyordum. Ölüyordum. Normal değil mi? Değil miydi? Abi paletle çıkmadın, elle çıktın. Evet işte korktum. İyi de palet daha hızlı çıkarır. Korkuyor musun? Bayılmak için elden geleni yaptım. Korkma, lanet olsun. Hocam iki metre hocam. Ya sana dedim gidecektin işte. Niye gitmedin? Mahvettin her şeyi. 2 metre daha gitseydin 40'tı. Beyaza git dedim sana. 2 metre yani. O kadar daha gidecektin. Sanırım aşağıda çok kötü bir şey gelince. Gerçekten çok üzülmüştüm. 2 metre kala dönmek bana bayağı bir koydu. Sinirlenip tekrar daldım ama bu sefer gücüm yoktu. Kırılmıştım ve beyazı daha görmeden döndüm. Kanalın var şu anda. Sen sadece yapacağın hikmetliği ve paylaşımını düşünüyorsun. Sen dalmayı hiç düşünmüyorsun yani. Yoksa 38 gider 40'da gider abi. Ama yani sanki yapamıyorum dediğin de yani 2 metre. Hayır, beyaz dibinde abi, hani uzakta şimdiki gibi olsa derim tamam, hani çocuk haklı 8 metre var. Ama sen dibinde beyaz, yani insan bir uzanır yani oraya beyaza. Eşitleme yapamazsan yapamazsın. Eşitleme yapıyorsun abi, baskıyı boş ver ya, dal. Moraller yerle bir, yıkık dökük o gün dalışı bitirmiştik. Belki de pes edip eve dönmem gerekiyordu. Ozan 31-32 metreden sonraki baskıyı hissettiğinde 36 ve 37 bandında dönmeye istiyor ve bunu yönetmesi lazım.
lazım. Fakat bunu çok kısa zaman olduğu için o da haklı, yönetemez. Çünkü uzun süre dalmamız lazım bu metrelere bunu yönetebilmesi için. Tam da düşündüğüm gibi oldu maalesef. Ozan 32'yi çok güzel geçti düşündüğümüz gibi. 36-37 bandında vücudumda gerilmeleri hissettim ve 38'den döndü. Çok üzüldüm çünkü 2 metre daha gitse performans bitmişti. Basınca alışamadı. Çıktıktan sonra bunların hepsini konuştuk. Tabii ikimiz de üzgünüz. Çünkü çok büyük bir emek var. Çok uzun süredir uğraşıyoruz. Şu anda durum bu. 38 metreden geri döndü Ozan bugün. 2 metre kaldı. Çok zor. Maske fazla korkuyor. Akşama kadar uyuyakaldım. Bazen hayatta istediğimiz şeyler olmayabilir. Bunlar kırılma noktasıdır. Kimileri eline valizini alır ve evine döner. Kimileri ise devam etmek için nedenler bulur. Kendini yapamadıklarına değil, yaptıklarına yöneltir, motivasyonunu arttırır ve ne yapmak istiyorsa tekrardan kollarını sıvar, harekete geçer. Ortam değişikliği için çıktık, hamburger yiyeceğiz. Kendimi ödüllendireceğim. Bugün 38 metre geldi ama aşağıda yaşadıklarımı sadece bir ben bilirim. O psikolojiyi yarın yeneceğiz, sıkıntı yok. Şimdi kendimizi ödüllendirmek için hamburger yemeye, hamburger. Dayı, çık dayı, dayı. Teşekkür ederim. İçecek bir şey söyleyeyim. Su. Yarın 40'ın gelmesi lazım. Benim hakkımda bilmeniz gereken tek bir şey var. O da ben asla pes etmem. İstediğim neyse onu alırım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiç heyecan yok içimde. Sadece dalmaya odaklıyım. Nefesimi tutacağım. Derin bir nefes. Odaklan. Dal. 40'a git. Başka bir plan yok. Ama gideceğim. Ne olursa olsun gideceğim. Çünkü yeter artık. Vallahi yeter. Değil mi Çiko? Çiko da orada. O da sabahleyin iki yumurta yemeden duramaz. Sarısını yaram o. Kanka bekle bekle. Bak yani sıfır sorgu sual yok abi. Yiyor. Hızlı yiyor yani. Bora Hoca'nın arkasına takılıp farklı bir plaja gidiyoruz. Burada 40 metre dalışımı gerçekleştireceğim. Az önce de şuradaki abla iyi dalışların olsun dedi. Çok sevindim. Annem geldi gözümün önüne. Diyoruz bugün 40'ı yapacağız zaten, sıkıntı yok. Gözlerimdeki o kararlılığı görebilirsiniz. Hattımızı kuruyoruz ve 10 metreye dalarak vücudumu alıştırıyorum. Ne kadar rahat olduğumu görebilirsiniz. Hiçbir şey düşünmüyorum. Çok sakin ve huzurluyum. Bravo Ozan. Gene baskı gelecek kardeşim. Gene farklı hissedeceksin ama çok iyisin. Senin altın bundan da bakarsan... Arkadaşlar burada öyle bir atmosfer var ki şu an dalsam da dalamasam da çok önemli değil benim için. Çünkü bir savaş verdim. Bora Hocam elinden gelen her şeyi yaptı. Bütün bildiği şeyleri öğretti bana. 38 metre daldım. Bu gece zaten 40'da. Evet. Sen burada bir hafta geçirsen 40'da olur, 50'de olur. Basınçtan korkmuyorum. Kabullendim. 30'dan sonra bir sıkıntım var. O sıkıntımı en iyi şekilde idare edip dalacağım. Bu kadar. O hatta geleceğim, döneceğim, çıkacağım. Güvenliğim için son hazırlıklar yapılıyor. 27 dakika nefeslendikten sonra ilk dalışımı yapıyorum. Baskıyı düşünmemeye çalışıyorum. Fakat bu sefer de kulak eşitlemeyi unutuyorum. ...32 metrede kulağımı eşitleyemiyorum. Kafam karışıyor. Yukarı çıkarken bir anda kararsız kalıp aşağı gidesim geliyor. Ama bu duygudan hemen vazgeçiyorum. Evet, yine olmamıştı. Ama ben asla pes etmeyecektim. Çok erken bıraktın dostum kendini. Çok erken. Çok erken bıraktın. Güçlü palet vurmaya devam et. İkinci zile kadar. Videonun burasına kadar izlediyseniz şunu anlamış olmanız lazım. Olay sadece 40 metre değil. Size mesaj vermek istiyorum. Eğer bir şey istiyorsanız ve yüzlerce başarısız denemenin ardından 101. kere ayağa kalkıp tekrardan başarmaya çalışıyorsanız önünüzde hiçbir şey duramaz. Alın işte size kanıt. 24 dakika nefeslendim. Ve kendimden emin bir şekilde daldım. Bu savaşı burada kazanmalıydım.
aldıktan sonra serbest düşüşe geçtim. Ve sonunda bitiş çizgisine varmıştım. Videoyu burada hızlandırmıyorum, kesmiyorum. Çünkü 40 metre ne kadar derin anlamanızı istiyorum. Halen yüzeye çıkamadık bakın. Yaptın be dostum. Bravo be kardeşim, bravo. Bravo kardeşim. Kardeşim helal olsun sana. Vay be. Yendin be, yendin. Çıkar şu saati bak. Gel. Helal olsun. Helal olsun sana. Helal olsun. Çak. Çak oğlum, adamsın. Dur hocam, bir ihtimal var. İşte bu. Bu rüya ya. Halletti. Bu rüya bitti hocam. Sakin ol. Abi bravo, çok iyisin dostum. Çok iyisin. Savaştın. Resmen kendinle savaştın. Nasıl? Nasıl hocam, kendimi duydum. Bittiğine çok seviniyorum. Vay be. Bravo. Bravo kardeş. Hocam. Vur hocam be. Gelin bir daha sonra lan. Kardeş. Aaaa. Nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir dünya hocam? Kendi vücuduna, beynine. Çıkar şu saati bir bakalım ya. Bakalım. Sakin ol. Düşmesin saat. Sakin ol. Şurada. Ozan çok kısa sürede çok iyi bir performans başardı. Onu tebrik ederim. Umarım bundan sonra da dalış için okula gelir ve onunla tekrar dalarız. Bora hocama çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yılmadı. Resmen uzun zamandır antrenman yapıyoruz. Sen bildiklerimi öğrettin. Sen çok yetenekli bir insansın dostum. Çok tutkulu bir insansın. Yolun açık olsun. Serbest dalış yapmak istediğin her zaman okulum sana açık. Arkadaşlar Antalya Kaş'ta gelebileceğiniz en iyi yer, öyle söyleyeyim ben size. Her şekilde öğretiyor ve gerçekten hocam o kadar kibarsınız ki. Ne desem az, videoda her şeyi gördünüz. Hedefim olan 40 metreye Bor hocamın yanında dalmıştım. Ve hattımızı toparlayıp plaja geri döndük. Evet dostlarım, daha önce hiçbir YouTuber'ın cesaret edemediği, dalamadığı 40 metreye tüm uğraşlarım sonucunda dalmış, korkumu yenmiş, başarmıştım. Daha çılgın ve eğlenceli videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video için çok uğraştım. Yorumlarda desteklerinizi görmek beni çok mutlu eder. O yüzden herkesi yorumlara bekliyorum. Eğer bir hedefiniz varsa asla şaşmayın ve denemeye devam edin. Allah her zaman inananların yanındadır. Seneye 50 metre derinlikte görüşürüz. Kırklar geldi, kırklar elinde. Kırk yaptık ya. İsteyince inanınca oluyor. Sayı önemli değil benim için. Benim için 30'dan sonrası o baskıyı kontrol altında tutup eşitlemek önemliydi. Şimdi güzel bir yemeği hak ettik. Zordu, vallahi zordu.